Faiz, riba, kira. Hayatında hiç ekonomi okumamış ama faiz konusunda, borsa konusunda haram diyen hocalarımız TV ekranlarına çıkıp bilgisizce konuşuyorlar. Bu konuşmanın linkini açıklamada bulabilirsiniz. Nal 116. Hiçbir delile dayanmadan sırf dillerinizin yalan yere nitelendirmesiyle şu helaldir, şu haramdır demeyin. Böyle yapmakla Allah adına yalan uydurmuş olursunuz. İslam kurulduğu zaman banka diye bir kavram ve banka faizi yoktu. O zaman yoktu diye haram diyorsan bugünkü YouTube'u niye kullanıyorsun? Nurettin Yıldız, sahibi namaz kılan banka ile sahibi hiç secde etmemiş banka bir olur mu? İslam ansiklopedisinden yukarıdaki metni okuyorum. Kur'an'da yasaklanan faizin borç faizi olduğunu henüz tahsil edilmemiş faiz aracaklarından vazgeçilmesini isteyen Bakara suresindeki ayetle devamındaki ayetlerin nüzul sebebi olarak rivayet edilen hususlar da teyit etmektedir. İslam mansubesi ne diyor? Kur'an'da yasaklanan borç faizdir diyor. Banka sıkışmış da benden borç istemiyor ki. Ben gidip kendi ellerimle elimdeki parayla şirketler yatırım yapsın diye bankaya paramı veriyorum. Yani borç faiz değil. Bu nedenle haram da değil. Bakalım Kur'an'da bahseden faiz riba hangisi? Banka faizi Kur'an'a göre haram mı? Özgür Demirtaş hocamın dediği gibi basite indirgeyerek anlatacağım. Öncelikle TV'lere çıkıp faiz, kredi, borsa, fon konularında temel bilimler alanında bilgisi olmadan konuşan din adamlarının ağzına acı biber sürmek lazım. Özgür Demirtaş hocamız ne demiş? Yaşar Nuri Öztürk'ü saygıyla anıyorum. Üç din kitabını da dikkatlice okumuş biriyim. Kur'an-ı Kerim'i hem Türkçe hem İngilizce okudum. Türkçe okuduklarım arasında Yaşar Nuri Öztürk'ün çevirisi de vardı. Din adamlarının temel bilimler alanında doktoralı olma şartı olsa ne güzel olur demiş. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin açtığı bölümleri okuyalım. Öncelikle yani faiz ve riba kelimesi ne demek bunu bir bakalım. Türkçedeki yaygın karşılığı faiz olan Arapça riba kelimesi sözlükte fazlalık, nema, artma, çoğalma, yükseğe çıkma ya da beden olarak da sahiplik gelişme gibi anlamlara gelir. Fıkıh literatüründe ise riba, borç verilen bir parayı veya malı belli bir süre sonunda belli bir fazlalıkla yahut borç ilişkisinden doğan ve süresinde ödenmeyen bir alacağa ek vade tanıyıp bu süreye karşılık onu fazlalıkla geri almanın veya bu şekilde alınan fazlalığın adıdır. Bakın fazlalık diyor. Milattan sonra 2. yüzyılda ülkemizde ilk defa borsa kurulmuş. Değiş tokuş sisteminde fiyatların belirlenmesi için değerler taşların üzerine kazınmış. Kütahya Çağdaşhisar'daki Ayzonay Antik Şehri'ni gezdiğinizde öğretmenin maaşının ya da yumurtanın kaç lirahmi olduğunu öğrenebilirsiniz. İslam'ın doğuşundan 500 yıl önce bu topraklarda böyle bir medeniyet var. Orada bir tane yazılı bir eser yok. Hep sözlü anlatım ve 200 yıl sonra 4000 kilometre uzaklıktaki hadislerden aktarımlar var. Enflasyonda ilk mücadele Anadolu topraklarında başladı. Bugün ticaret borsaları niteliğindeki gıda pazarı bundan tam 1750 yıl önce milattan sonra 250'de kuruldu. Kuruluşundan 50 yıl sonra milattan sonra 301 yılından itibaren ise hem borsa işlemleri yapıldı hem de enflasyonla mücadele amacıyla fiyat tespitleri ilan edildi. O devirde işlem gören malların fiyatları sabitleştirilmiş, ülke genelinde enflasyona karşı tedbir alınmıştı. Üretilen mallar arasında çapraz fiyatlandırma yapılarak fahiş fiyattan mal alımı engellenmiştir. Faiz üzerine konuşacak bütün din alimlerinin İslam'ın doğuşundan 500 yıl önce kurulmuş Ayzonay Antik Kenti'ni gezmesini isterim. Şimdi Mahfi İlmez hocamızın talep enflasyonu, maliyet enflasyonu ve faiz ilişkisini okuyalım. Talep enflasyonu, mal ve hizmet arzından fazla talep varsa bu fiyat artışlarına yol açar. Talep enflasyonu oluşmuş olur. Bunun çözümü faizleri artırarak vatandaşı tüketim yerine tasarrufa yönlendirmektir. Maliyet enflasyonu, üretim unsurları ve giderlerinin fiyatları talep dışı nedenlerle artıyorsa, örneğin enerji maliyetleri, petrol ve doğal gaz fiyatlarının uluslararası alanda artması nedeniyle yükseliyor ve bunlar da enflasyon neden oluyorsa, o zaman faizi artırdığımızda enflasyon da artar. Yani faiz de enflasyonun artmasında bir faktör oluşur. Talep enflasyonu hem de maliyet enflasyonu bir arada yaşanıyorsa ne yapmak gerekir? Burada yapılması gereken şey enflasyon ne kadarının talep, ne kadarının maliyet en kaynaklı olduğunu ayırt ederek işe başlamaktır. Eğer etkiler yarı yarıya ise o zaman faiz aracını kullanmak fazla işe yaramayacak demektir. Böyle bir durumda faizi artırarak talep enflasyonu düşürmenin getirisi muhtemelen maliyet enflasyonu artarak ortaya çıkacak kayıpla giderilmiş olur.
faizi boşuna boşuna yükseltilmiş olacaktır. Faiz ile ilgili ayetler. Cahiliye devrinde borçlu alacaksına giderek borcu ertelersen sana şu kadar fazla veririm derdi. Alacaklı da borcu ertelerdi. Bu dönemde Araplar faizi belli aralıklarla ödenmek şartıyla borç para verirler. Ara dönem sonlarında faizi vadet olduğunda da ana parayı isterlerdi. Eğer borçlu ödeme yapamayacak durumda ise vadenin uzatılması karşında faiz miktarı da artırılırdı. Merkantilistler faizi arazinin icarı ve gayrimenkullerin kirasıyla aynı hükümde ve değerde tutarak faiz de kapitalin kirasıdır demişlerdir. Doğru demişler. Adam Smith ve David Ricardo gibi klasik iktisatçılar faizi ödünç alanın paradan sağlayacağı kar için ödünç verene ödediği karşılık olarak ele almışlardır. Sermaye emek yerine ikame edilebilmektedir. Bu ikame olayı sermayenin de emek gibi değer ürettiğinin ispatıdır. Faiz, kredi kullanımıyla elde edilen değer artışının karşılığıdır. Öyleyse faiz vardır çünkü sermaye üretim artışına yol açmaktadır. Peki vatandaş olarak bizler ne yapmalıyız? Şimdi örneklenme direği yoluna gidelim. Diyelim ki 65 yaşında hayatında hiç ticaret yapmamış bir insan. Elimde de 1 milyon lira para var. Enflasyon %100, banka faizi %100, ev kiraları %0.5, yani evin satış değerinin aylık 1/5'i, peynir 100 lira, işveren kredisi 120 lira, yatırım geri dönüş süresi yani ROI 10 yıl olsun, dolar da 1 yılda 10 liradan 20 liraya çıksın. Bu verilerle şimdi araştıralım. Enflasyonun %100 olduğu bir ülkede yaşıyorum. 1. Paramı evde saklıyorum. Bu durumda ne olur? Bu yıl param ile 1 milyon bölü 100 eşittir 10 bin kilo peynir alabilirken bir yıl sonra peynir %100 enflasyon ile 200 lira oluyor ve param ile 5 bin kilogram peynir alabiliyorum. Demek ki enflasyonist bir ortamda parayı evde tutmak akıl kârı değil. Yani bu anlamda peynir alsaydım para değerini korumuş olacaktım. Peki param ile 10 bin kilogram peynir alsam param koruyacağım ama bu kadar peynir nasıl koruyacağım da nasıl paraya çevireceğim? Bu konuda hiçbir deneyimim olmadığı için vazgeçiyorum. Bu da çözüm değil. 10 bin kilo peyniri ben ne yapacağım? Nasıl değerlendireceğim? Tamam para etti ama bir yıl sonra o peynirleri nerede muhafaza edeceğim? Onun bir maliyeti var. Ondan sonra ve bunu nasıl satacağım? Çünkü ben o yani ticaretten şeyden anlamayan bir insanım. Geçelim. Paramı dolar euro alıyorum. Bu durumda bu paraları basan ülkelere karşılıksız kredi vermiş oluyorum. Ülkemin petrol ve doğalgaz giderlerini karşılamak için uluslararası finans kuruluşlarından faizli kredi aldığını, yani 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle 4.9 milyar ABD doları bildiğim için bu şıktan da vazgeçiyorum. Yani parayı dolar ve euro almak, bu parayı basan ülkelere açıktan faizsiz kredi vermek demektir. Destek olmak demektir. Altın olarak yatırım yapayım diyorum. Türkiye'nin Nisan 2023 döneminde altın ithalatı 2883 kilo. Aylık altın ithalatı. Altının da yurt dışından döviz ile ithal edildiğini bildiğim için ha altın almışım ha döviz almışım diye ondan da vazgeçiyorum. Paramı ihtiyacım olmadığı halde enflasyondan korunmak için eve yatırıyorum. 1 milyon liraya ev alıyorum. 5 bin liraya da kiraya veriyorum. Benim evimin değeri enflasyondan dolayı 2 milyon liraya çıkıyor. Yani dolar bazında 100 bin dolar iken bir yıl sonra yine 100 bin dolar. Yani ev bir anlamda dolar olarak değerini koruyor. Evden aldığım kira da helal olarak cebime kalıyor. Yani 12 çarpı 5 bin liradan 60 bin lira. Yani evin değerinin %6'sı oranında ben kazanmış oluyorum. Kira getirisi elde etmiş oluyorum. Şimdi herkes benim gibi o haram bu bilmem ne diyerek ve piyasada da dolar ve baskılandığı için, faiz baskılandığı için, eve yatırım yaptığı için, araba yatırım yaptığı için 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4.7 oranında konut fiyat endeksi artıyor. Önceki bir yılın aynı ayına göre nominal olarak artış da %121.
Yani hükümet enflasyonu, Türkiye enflasyonu %40,68 açıklıyor ama konuttaki enflasyon %121. Bunun da kaynakçası ne? Faiz yolu kapanmış. Dolar euro yönü kapanmış. Başka kişinin elinde de onu değerlendirebileceği bazı şey imkan yok. Gidiyor konut alıyor. Bu sefer konut fiyatları %43'ten enflasyon %43 iken %121 oranında artıyor. Evlerin fiyatları bu nedenle arttığı için kiralarda da enflasyon üzerinde artışlar oldu. Bizim din alimleri bu artışa anlam verebilirler mi? Onlar hala takas sistemindeki ekonomi anlayışında kalmışlar. Millet buğday peynir takası mı yapacak bu çağda? Faiz haram, borsa haram diye mal okuması kolay. Artan kiralara bir çözümün var mı? Yok. Ekonomi biliminden habersiz, milleti 7. yüzyıl takas ekonomisi bilgisiyle tevelere çıkıp yanlış yönlendiriyorlar. Paramı %100 faiz ile bankaya yatırıyorum. Bu başka şık. Diyelim ki şey yapmadım, eve de yatırmadım diyelim ki. Bankaya yatırıyorum. Bir yıl sonra 1 milyon liram 2 milyon lira oluyor. Banka benden aldığı parayı elektrik şirketi, örneğin Enerjisa'ya kredi veriyor. Banka 100 lira verdiği krediyi 120 lira olarak geri alıyor. Yani bir yıl sonra 100 lirası 220 lira oluyor. Enflasyon %100 olduğu için gerçek artış 20 lira bu anlamda artış oluyor. 220 lira 200 yani %10 kazanmış oluyor. Bankanın %20 faizle verdiği zaman aslında bankanın gerçek reel karı %10 oluyor. Fakat bu reel kardan enflasyon oranında faiz verdiği için müdesine, yani müşterisi hiçbir şey kazanmıyor. Banka tek başına %10 kazanıyor. Şimdi bu alan şirket ne yapıyor? Enerji şirketi de aldığı kredi boş dağ başlarına yeni rüzgar gülleri kuruyor. Elimde fazla imkanda para olduğu için bu imkanı boş dağ başlarına yeni rüzgar gülleri kurarak şey yapıyor. Ve yatırımını 10 yılda amorti ediyor. Yatırdığı 100 milyon dolar her yıl 10 milyon dolar para kazanıyor. Hem firma kazanıyor, hem yeni istihdam sağlanıyor, hem enerjide dışa bağımlılık azalıyor, hem dışarıdan enerji için faizi dış borç alınması azalıyor, hem de banka kazanıyor. Peki ben paramı sadece değerini koruyacak diye niye bankaya yatırayım? Giderim ev alırım ve enflasyon üzerinde gelir elde ederim. Parayı bankaya yatırmak en doğrusu. Tamam, en doğrusu bu. Fakat banka, şirket, işçi, ülke, doğa hepsi kazanıyor. Peki ev yatırımındaki kazanç daha fazla ise bankanın ne yapması lazım? Ev kiralar gibi bana kazancından kira parasını ödemesi lazım. Ki ben ev almaktan vazgeçeyim. Peki ev ne kadar kira getiriyordu? Aylık %5'ten yıllık %6 net getirisi var. Yani şöyle düşünelim. 1200 çeyrek altınımı bankaya yatırdım. Banka bana her ay düzenli olarak 6 çeyrek altın ödeme yapıyor. Ana para 1200 çeyrek altın olarak hep duruyor. Evet, din alimleri. Bırakın takas sistemindeki faiz kavramını da. Bugünkü konut ve kira artışına bir çözümümüz var mı? Olamaz. Çünkü matematik, ekonomi, sosyoloji bilmeden çözüm üretilemez. Ben 57 yaşında bir mühendisim. Okudum ve yaşadım da konuşuyorum. Avrupalı günde saatte bir kilo kıymaya çalışırken ondan bile fazlasına çalışırken biz bir günlük emeğimizde ancak bir kilo kıyma alabileceğiz. Bunun da temel nedenlerinden biri Türkiye'deki faiz politikasının emekçi politikalarının yanlış olması. 7. yıl takas sistemine göre bugünü yorumlayan din alimlerini değil, 20. yüzyıl ekonomistlerini yetiştirmekte olan duyarlı bilim insanlarımızı dinleyelim.